Mahmut Övür İki kere yo. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, derit adamı ve siyasetçi kimliğiyle tanınsa da entelektüel kimliği çok daha ön planda. Kalın dünle bugün, bugünle yarın arasında köprü kurmaya çalışan, kitapları ve yazılarıyla düşünce dünyamızı zenginleştiren özgün entelektüellerimizden biri. Zaman zaman çok sevdiği Anadolu'nun ruhunu, aşkını ve derinliğini yansıtan ve bizi biz yapan türkülerimizle de karşımıza çıkıyor. Ama ne yazık ki artık o türküler bile bizi ortaklaştırmaya yetmiyor. Birkaç gün önce medyaya insan için ıslan bir haber düştü. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalan'ın söylediği Hiç Oldum türküsüne kendisini devrimci solcu olarak niteleyen gitar ustası Erkan Oğur da eşik etmiş. Ne kadar güzel değil mi? Siyasette kutuplaşmanın hat safhaya ulaştığı bir zaman diliminde sanat yine devreye girmiş ve zehirli dilleri susturan bir adım atmıştı. Gerçekten sanat bunu başarmış mıydı? Batıcı meyvenin zehirli ürünleri. Olması gerekendi ama olmadı olamazdı da. Çünkü pusuda bekleyen zehirli batıcı meyvenin ürünleri, laik solcu aydınlar hemen harekete geçecek ve vahşi bir itibarsızlaştırma kampanyası başlatacaklardı. Bugün bu tavırları çok daha net görüyoruz ama bu yeni de değil. Darbeler tarihiyle bu aydınların ve sosyolojinin körleşmesi arasında yakın bir ilişki var. Daha 1950'den itibaren halkın sandıklara dökülmesine karşı devrim diyen ve siyasi rakibini düşmanlaştıran bir zihniyettir bu. Bu siyasi zeminin oluşmasına bir nebzede olsa katkı yapan Ertuğrul Özkök bile bu kadarına tahammül edemedi. Ve yuh yahu yuh artık diye bir yazı yazdı. Şöyle diyordu. Yahu arkadaş bu ülkede birlikte söyleyebileceğimiz bir tek şarkı bile kalmadı mı artık? Mahalleleri, mekanları, gazeteleri, televizyonları böldük. Şarkılarımızı da mı böleceğiz yani? Türkülere düşman olmak. Peki kimdi bunlar? Öyle isimsiz birileri miydi? Öyle olmadığını artık biliyoruz. Yön dergisinden Cumhuriyet'e, CHP'den Sosyalist Devgenç'e, Sözcü'den Halk TV'ye kadar hepsi aynı şeyi yaptı, yapıyor. Doğrusu bu kadarına Türkiye alışıkta. Yakın zamanda da Fazıl Say'dan Masar Alan Sona, Yavuz Bingöl'den Erdal Beşikçioğlu'na çok sayıda sanatçı da aynı çirkin saldırıya uğradı. Şimdi çok daha utanç verici bir tabloyla karşı karşıyayız. Hiç oldum türküsüne sadece kopuz çalarak katılan Erkan Oğur saldırılar karşısında geri adım atıyor ve şu utanç verici sözleri söylüyordu. İçimin bir köşesi cız etmişti. Benim ne işim var diye. Hem müzik siyaset üstüdür diyeceksin hem de mahalle baskısına teslim olacaksın. Yaptığı şeyi savunamayan, arkasında duramayan bir sanatçı evrensel ve devrimci olabilir mi? Oğur türküdeki hiç olmayı anlamış olsaydı kendisini hiçleştirmezdi. Ona en iyi cevabı yine bir sanatçı Şükriye Tutkun verdi. İbrahim Kalın Bey, politik görüşüne bakmaksızın sanatçı kişiliğinden dolayı Erkan Oğur'la çalışabilecek kadar müzik sever. Ama müziğin evrensel olduğunu savunan solcu dostlarımız sırf politik görüşü sebebiyle kendi ülkesinin müzik insanına kıyabiliyor. Müzik hani evrenseldi? Elazığlı Erkan Oğur'a son bir hatırlatma. Elazığ Musiki Cemiyeti 1923 yılında kurulmuş. Anadolu ve Osmanlı Musiki geleneğini yaşatan bir kurum. Bu derin gelenekten gelip bu kadar iptidai ve ötekileştirici bir dil kullanan Oğur'u da Elazığlılara havale ediyorum. Mahmut Öğür Melih Altınok Sen Altınsın İbrahim Kalın Tunç mu? Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın çok yönlü biri. Geçenlerde de sözlü müziği kendisine ait olan ve bizzat seslendirdiği Hiç Oldum türküsünün klibi dijital platformlarda yayınlandı. Kripte Kalın'a müzisyen Erkan Oğur da Kopuz'da eşik etmişti. İktidar destekçileri bu işi coşkuyla karşıladılar, aralarında solcu Oğur'da da sağcı Kalın bizim diyenler oldu. Muhalif kesimlerse Oğur'a artık hiç oldun diye sitem ettiler. Bundan böyle Oğur'un içli türküleriyle rakı içmeyeceklerdi. Erkan Oğur sosyal medyadaki kampanyanın baskısına dayanamamış olacak ki şöyle bir açıklama yaptı. Ben sadece müzikle ilgili bir yaklaşımla ve İbrahim Kalın'ı bağlama seven halk müziği ile ilgili birisi diye hissettiğim için birkaç müzisyen arkadaşın ricası üzerine kopuzumla eşlik ettim. Düzenleme yapmadım. Öylesine bir stüdyo işiydi benim için ondan öte bir şey değildi. Üzerinden neredeyse iki yıl geçti, ne çaldığımı bile unuttum. İçimin bir köşesi cız etmişti, benim ne işim var diye. Belki benim de hatam olmuş olabilir böyle bir şeyi kabul etmek. Ben sadece müzik tarafına baktığım için çalmakta pek sorun görmedim. İnsanlar başka tarafa çektiler beni tanımadıkları için. Ben bugünkü iktidarı, hükümeti, politikaları nedeniyle tasip eden biri değilim. Her açıdan ne kadar zavallıca. Azıcık patırtı çıkınca tekmil verenin doğru gördüğünü yanlış bulmaya başlayanın, telaşla öz eleştirinin dibine vuranın bir sanatçı olması ise durumu daha acıklı hale getiriyor. Kuşkusuz bundan sonra Oğur'un gözlerini kısıp kalbiyle gördüğü zamanlarda ağzından dökülen ''Beni hor görme kardeşim, sen altınsın ben tunç muyum?'' dizeleri bizi eskisi kadar etkilemeyecek. Çünkü aklımızda Oğur'un cemaatinden aforoz edilmemek için gözünü bile kırpmadan hukuku olan insanları nasıl tunç saydığını hatırlayacağız. Eminim kendisi kalın ayıp ettiğini hiç unutamayacak. Üstelik bu doğrudan satış Oğur'a mahallesinde de kazandırmayacak. Çünkü konumuz siyasi değil, karakter meselesi. Az önceki İlhan Bey nereye kayboldu? CHP'nin ekonomist vekillerinden İlhan Kesici, Halk TV'de sizin tahmininiz var mı? 128 milyarın gerçekten kaybolduğuna inanıyor musunuz? şeklindeki soruya net yanıt verdi. Önce sorunun anlamsızlığına vurgu yapan Kesici, para kaybolmaz onu söyleyeyim. Girersin Merkez Bankası'nın bilançosuna, okumayı bilen insanlar açarlar internet sayfalarını, dolar alımları satımları nasıl olmuş, ne zaman olmuş her iş görülür her iş devletin kaydı altındadır dedi. Fakat kesici partisinden gelen tepkiler üzerine birkaç saat sonra Twitter hesabına ben de Kılıçdaroğlu gibi düşünüyorum 128 milyar dolar kayıp diye yazdı. İyi de İlhan Bey ikisi de bir arada mümkün değil ki. Ertuğrul Özköşk'ün nesi var? Dün Turgut Özal'ın 28. ölüm yıl dönümüydü. Rahmetli Cumhurbaşkanı'yla yakın münasebetlerinden dolayı o günlerde ''Özköşk'' köşk diye anılan Ertuğrul Bey ise bu vesileyle kendi anmasıyla meşguldü. Günü özel reformist tonton sayfası hazırlayan Sözcü gazetesine şöyle sesleniyordu Özkök. Bana göre bu sayfa Türk Solun'un Özal için yaptığı alkışlanacak bir iade itibar sayfası. Bana yıllarca dönek Özköşk diyenlere de kapak olacak bir sayfa bu. Ertuğrul Bey Özal'la ilgili söylediklerinde haklı. Sözcüdeki değişimi sorgulamakta da. Ama kendisine öz köşk niye bu kadar kızgın anlayabilmiş değilim. Öyle ya değerini zamanında anlayıp Özal'a destek veren ilk isimlerden olduğunu kendisi de söylüyor işte. Hatta Özal yıllar sonra değer kazanınca kendisi de kazanmış gibi hissedecek kadar aidiyet geliştirmiş. Adamlar da bu yakınlığı ustaca bir kelime oyunuyla mühürlemişler. Cuk diye de oturan öz köşk yakıştırmasının neyine itiraz ediyorsunuz? Yoksa bu bir itiraz değil de hatırlatma mı Ertuğrul Bey? Melih Altınok